Arkadaşlar, Ören Hanım Aya Modelleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel tığ yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi köprülü bir model, hem de çok kolay, bir günde yapıp bitirebileceğiniz modellerden bir tanesi. Şöyle yazma üzerine tutayım ki daha güzel dursun. Böyle harika bir model. İlk önce çimen kısmını yapacağız arkadaşlar. Sonrasında çiçeklerini yapacağız. Renk olarak ben bu şekilde düşündüm yazmama. Uyan renklerle bu şekilde yaptım. Siz de dilerseniz her birini bir renk çiçek de yapabilirsiniz. Hepsini aynı renk çiçek de yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Ben hemen ayarlayayım. Yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce yazmamızın kenarının tığ battısını yapalım arkadaşlar. İki zincir çekip başına dolamadan kenarını batıp kenarını katlayalım. Sonrasında yeşil ipimi alıyorum, bir zincir çekiyorum. Nereden başlamak istiyorsunuz oraya, oradaki tığ batı yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batı yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekelim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir. Tığıma doladım. Bir alttaki oluşan halkanın içine trabzanla zincir boşluğu arasına girip trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Bir alttaki oluşan boşluğun içine girip buraya trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. 3 zincir. Tığıma doladım. Bir alttaki oluşan yuvanın içine trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde oluyor. 3 zincir. Tığıma doladım. Bir alttaki boşluğun içine trabzan. 3 zincir. Tığıma doladım. Bir altta oluşan bu boşluğun içine trabzan. 9 tane yapıyoruz. 3 zincir. Tığıma doladım. Yine bir alttaki oluşan yuva içine trabzan. Evet, kaç tane oldu? Şöyle 3, 6, 7 tane olmuş. 3 zincir. Yine alttaki yuvanın içine batıyorum. 3 zincir. Bir alttakine batıyorum. Hep en son yaptığımıza batıyoruz. 3, 6, 9 tane oldu. Şimdi şöyle alttaki tığ bat yuvalarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya da 3 tane bırakmanız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya başına dolamadan batıyoruz. Çünkü ortadakine çiçek yapacağız. 6.ya başına dolamadan battım. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battı yuvasına başına dolamadan batıyorum. Evet, bir tanesini yaptık. Bir tane de yine yapalım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada aynı tığ battı yuvasına başına dolamadan batıyorum. Sonrasında 3 zincir. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvanın içine trabzan. 3 zincir. Yine bu en son oluşan yuvanın içine trabzan. 3 zincir. Oluşan yuvanın içine trabzan. Evet, 9 tane yapalım. Şöyle ben de hızlıca yapayım. Eminim anladınız. 3 zincir. Son yaptığımız yuvanın içine trabzan yapıyoruz. Evet, bir sayayım, belki fazla olmuştur. 3, 6, 9, 10 olmuş hatta, gördüğünüz gibi bir tanesini söküyorum.
Evet, bir tanesini söktün. 9 tane oldu. Şimdi yine tığ bahtı yuvalarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakıyoruz. Altıncıya başına dolamadan batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ bahtı yuvasına başına dolamadan batıyorum. Evet, ikinci desenimi yaptım. Yine aynı işlemi yapacağız. 3 zincir tığımıza doluyoruz. Aynı yuvaya trabzan yapıyoruz. Sonrasında 3 zincir bu oluşan yuvanın içine trabzan. Evet, çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Biraz örelim arkadaşlar. Ben de biraz örüp döneceğim. Evet, çimenini ilerledim. Hatta gördüğünüz gibi diğer çiçeklerini de yaptım. Şimdi sizinle de bunun çiçeklerini yapacağım. Fuşya pembesi ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Bu oluşan köprünün tam ortasındaki yuvayı buluyorum. 4 tane sağda, 4 tane solda kalacak şekilde ortadakine, yani 5.'ye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 tane pipirik yapacağız. 4 zincir. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, dördüncü pipiriğimi de yaptım. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Diğerinde tam ortasındaki yuvayı buluyoruz. Ortasındaki yuva 5. olacak şu. Bunun üzerinde aynı şekilde çiçek yaparsınız. Üst sıra çiçekler bu şekilde olacak. Alt sırada şöyle hardan sarısı ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. 5 tane yuva bırakmıştık. 5 tane tığ bahtı yuvası bırakmıştık. 6.'ya batmıştık hatırlarsanız. 1, 2, 3.'ye tam ortadakine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Yine 4 tane pipirik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Başına dolamadan battım. 4 zincir. Evet, dördüncü pipirimi de yaptım. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Alt yuva çiçeklerimiz de bu şekilde. Diğerinde ortadaki üçüncü yuvasına aynı işlemi uygularsınız arkadaşlar. Bu şekilde, bu kadar kolay. Ütülenince de bu şekli alıyor. Harika bir model. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.